Selamünaleyküm kardeşlerim. Bugün Servik'te yepyeni bir videoda bekleyiz arkadaşlar. Bugünkü videoda sonunda oda turu var arkadaşlar. Çok istediniz. Abi hangi ekipmanları kullanıyorsun? Nasıl video çekiyorsun? YouTube'a nasıl başlayabilirim? Vesaire vesaire diye. Çok soru gelmiş arkadaşlar. Bugün bunlara cevap olarak size bir oda vlogu hazırladım arkadaşlar. İlk defa FIFA'dan farklı bir şey yapıyoruz uzun bir süredir. Haberiniz olsun arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Öncelikle size birkaç tane sorum olacak. Aşağı yorum atmanızı bekliyorum. İlk sorum arkadaşlar GTA San Andreas aldım PlayStation 4 için. Bana kalırsa GTA serisinin en iyi serisi. GTA San Andreas PlayStation 4 serisine başladım. Yayınlarda olabilir, video olabilir. Lütfen ama lütfen bunu aşağıya herkes yazsın arkadaşlar. Benim için çok değerli. Keza aynı şekilde son videolarda arkadaşlar inanılmaz bir kanala ilginiz var. İnanılmaz beni motive ediyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Şu an bu yüzüm gülüyorsa sizler sayesinde arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Dediğim gibi bu videoda da arkadaşlar 1000 beğeni gerçekleştirsek çok sevinirim. Sizler sayesinde kitlemiz büyüyor. Yeni kitlelere ulaşıyoruz. Hep birlikte arkadaşlar bam 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 ilerliyoruz yani gerçekten. O yüzden arkadaşlar sizlerden tek bir ricam var. Lütfen ama lütfen sadece 2 saniyenizi ayırıp videoyu beğenirseniz 1000 beğeni ulaşırsak çok sevinirim arkadaşlar. Gerçekten bir tanesiniz. Bu arada saç tıraşımda arkadaşlar güzel olmuş görmüş olduğunuz gibi. Çok yorum geldi ya da mail geldi. Team of the Week işte ben bu sebezleri attıktan sonra mail geldi. Kardeşim size saatler olsun bir de video güzel falan filan diye. Hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar. Nerede kestirim diye de sormuşsunuz. Hadi onu da söyleyeyim. Çocukluktan beri gittiğim sevgili Zafer abim var benim. Göztepe, Çemenzar'da. Burger King'in hemen yanında arkadaşlar. İnanılmaz bir kuaför. Zafer abi de gidebilirsiniz. Bunu da söyledim. Bütün sorularınızı cevap verdim. Size benim GTA San Andreas sorusuna cevap verir. Ve 1000 beğeni geçersek çok sevinirim. Şimdi odamıza geçelim. Ve geliyor. Geliyor. O geliyor. O geliyor. O geliyor. Bom. İnanılmaz YouTuber House'a hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Garajda da Porsche'm var biliyorsunuz KSI gibi. Neyse şaka şaka arkadaşlar hepinize hoş geldiniz. Hepinize selamlar, sevgiler. Umarım arkadaşlar güzel bir şekilde odamı size anlatabilirim. Öncelikle hemen unutmadan başlayayım arkadaşlar. Bizim burada Facebook grubumuz var. OGX'e kardeşliği diye. Lütfen ama lütfen katılmayı unutmayın. Facebook'unuz varsa arkadaşlar haberiniz olsun. Kesinlikle her şey var burada. SBC falan paylaşıyorum. İşte burada bir kardeşimiz işte SBC taktiğiyle Higuain çıkarmış, onu koymuş vesaire. Burada işte satanlar birbirinize yardım edebileceğiniz bir platform arkadaşlar Facebook grubumuz. OGX'e kardeşliğinden buradan katılabilirsiniz arkadaşlar. Haberiniz olsun. Zaten biliyorsunuz ki çoğunuz da buradasınız arkadaşlar. Facebook'unuz yoksa da üzülmenize gerek yok. Beni PSN'den ekleyebilirsiniz. Benimle sohbet edebilirsiniz. FIFA atabilirsiniz. FIFA ile ilgili sorularını sorabilirsiniz. Ya da sohbet gruplarına gelip kafanızı dağıtabilirsiniz arkadaşlar. Hemen kendi PSN'imi de sizlere göstereyim. PSN'im arkadaşlar Oguz Erdoğan 2 tane N var. Haberiniz olsun. Slider fotoğraf var. YouTuber OGX oynuyor. Dil Türkçe falan vesaire yazıyor. Bütün arkadaşlık isteklerini kabul ediyorum. Haberiniz olsun. Şimdi odamıza geçiyoruz. Evet arkadaşlar hemen bu masadan başlayalım. Öncelikle bu masa benim için çok emektar bir masa. Gerçekten arkadaşlar benim her şeyimi yaptım. Bütün derslerimi çalıştım. Özellikle üniversiteye kadar her işimi gördüğüm masa burası arkadaşlar. Üniversitede malumunuz ki artık platform dijitale dönüyor. Hani slaytlar üzerinden gidiliyor. Daha doğrusu bilmeyenler de söyleyeyim. Hep öyle yani. Slaytlar üzerinden hoca slaytı koyar. Sen çalışıp girersin. O sistem olduğu için genelde masayı kullanmıyorum. Masa sadece işte ekipmanlarım durması veya mesela şurada çantam var arkadaşlar. Çantamın durması gibi işlere yarıyor. Hemen başlayalım arkadaşlar. Burada Asus Cerberus var. YouTube'a açtığımdan beri kullanmış olduğum kulaklık arkadaşlar. Asus Cerberus. Çok da memnunum. O zamanın kaça almıştım? 90 liraya falan almıştım arkadaşlar. Bilgisayarı aldığınca indirim yapmışlardı. Bayağı güzel bir headset. Beni 14.000 aboneye kadar getirdi. 14.000 aboneden sonra ekipman değişikliğine gittim ama tabii ki her zaman söylediğim gibi ekipman sizi hiçbir yere getirmez. Sizi adam edecek, yani hani öyle söyleyeyim, adam edecek, gerçekten insanları kabul ettirecek şey sizin karakterinizdir arkadaşlar. Bunu hiçbir zaman unutmayın. YouTube'a başlayacaksanız ekipman değil, karakteriniz olması ve fikrinizin olması, diğer insanlardan farklı yapacağınız bir şeylerin olması gerekiyor. Eğer bunlar sizde varsa başlayabilirsiniz YouTube'a. Burada da hemen arkadaşlar benim ders notlarım vesaire falan var görmüş olduğunuz gibi. Burada da arkadaşlar hemen şöyle bir gösterelim. Burada da arkadaşlar hemen benim işte yazdığım şeyleri falan görüyorsunuz. Derslerim, üniversite dersleri bunlar arkadaşlar. Grafik çizme, değişik böyle bilgisayarla ilgili bir ders arkadaşlar. Ben her zaman yani 6. 7. sınıftan beri full tükenmez kalemle yazıyorum. Hiçbir şekilde kurşun kalem kullanmıyorum. Hatta üniversite sınavına hazırlanırken falan bile testleri bile tükenmez kalemle çözüyorum. Çünkü tükenmez kalemle çözdüğüm zaman arkadaşlar benim hem yazmam hızlanıyordu hem yazmamı da geçtim arkadaşlar.
hani onu silemeyeceğini bildiğin için soruyu daha dikkatli çözüyordun. Bu bir taktiktir yani bana göre. FIFA'daki gibi ders çalışmalarında taktiklerim vardır arkadaşlar, meşhur. O yüzden onları kullanabilirsiniz. Yani dediğim gibi ben hep kullanıyorum arkadaşlar. Burada Diesel'den arkadaşlar parfüm var. Bayağıdır kullanıyorum bunu. Bitmedi zaten, görüyorsunuz. Harbi motherfucker gibi bir şey var. Burada arkadaşlar iki tane saatim var. Yani tabii bir sürü saatim var ama en çok kullandıklarım bunlar. Bir tane bu var arkadaşlar. Bir tane de bu, şöyle hemen gösterelim. Şöyle takalım. Hop, tek elime de taktım böyle. Aha, görüyorsunuz arkadaşlar. Çok güzel bir saat. Gerçekten mükemmel. Burada da arkadaşlar bir tane daha saatim var ama bu birazcık ağır arkadaşlar. Şöyle tokası. Hani şöyle tam böyle geçireceksin. Kuzey güneş gibi bom diye koyacaksın. Öyle bir saat yani bu. Akbil, cüzdan, gözlük, kumbaram var. Kurban olduğum anam aldıydı bana. Hala kullanıyorum. Değerli yani. Benim için gerçekten bayağı değerli. Burada bir sürü kalem var ama kullanmıyorum. Ve bu arada bir sürü uçlu kalem olmasına rağmen arkadaşlar, hiçbir zaman 5. sınıftan sonra hiçbir zaman uç almadım yani. Onu da söyleyeyim. Burada arkadaşlar fotoğraflarım vesaire var. Burada Fenerbahçe Koleji'ne giderkenki arkadaşlar okul üçüncülüğü ödülüm var. Okul üçüncüsü olmuştum ortaokulda. Burada da arkadaşlar lisedeki okul birinci ödülüm ve Windows elçi kartı var. Windows elçi kartı Windows'un bir programı arkadaşlar. Yakında bununla ilgili birkaç tane detayı sizlerle birlikte paylaşacağım. Ona da katılmıştım. Burada da lise okul birinciliği ödülüm var. Burada dışarıda kullandığım gözlüğüm var arkadaşlar. Bilmeyenlere söyleyeyim, aramıza yeni katılanlara söyleyeyim. Ben arkadaşlar %10 görüyorum. Yani normal bir insanın görebildiğini %10'u kadar görebiliyorum. Tam renk göreyim. Hiçbir rengi bilmiyorum. Ve uzağa göremiyorum arkadaşlar. Ama diyeceksin ki bana, peki başarıları nasıl elde ettim? Bu başarılar arkadaşlar tamamen sizin kendinizle alakalı bir şey. Çalışmanızla alakalı bir şey. Ailenize verdiğiniz değerle alakalı bir şey. Ailem bana emek verip sağ olsun ki okula gönderiyorsa, benim de mantığım arkadaşlar onların vermiş olduğu bu emeğin karşılığını verip ders çalışmaktı. Ve bu şekilde her zaman hırslı bir şekilde ders çalışarak bu duruma geldim. Eğer başarı istiyorsanız arkadaşlar hiçbir bahaneye gerek yok. Her şeyi kendi kafanızda halletmeniz gerekiyor. Burada arkadaşlar Windows'tan gelen çok şık bir tane USB var. Bu USB arkadaşlar, şöyle elimi açabilecek miyim tek elimle? Açtım. Bu bir USB arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi. Bileklik şeklinde, gerçekten bayağı kullanışlı. Burada bir tane arkadaşlar wireless'lı, bluetooth'lu ve hoparlör var. Burada takdirname belgesi. Burada da eski PlayStation 3 kulaklığı, çoğunuz bilir arkadaşlar, ve iPhone'un kulaklığı var. Burada da arkadaşlar kolonya var. Tabii ki de bir olmazsa olmaz benim için kolonya. Neden derseniz arkadaşlar, ben her sabah kalktığım zaman şu masayı görüyorsunuz ya, bilgisayarı falan kaldırıyorum abi, masayı full kolonya ile siliyorum. Bunu bu şekilde yaptığım zaman hem masa tozlardan adamış oluyor, hem de mouse'u falan kullanırken daha hızlı bir şekilde kullanmanızı sağlıyor arkadaşlar. O yüzden onu kullanabilirsiniz. Burada iki tane tesbihim var arkadaşlar. Tesbih kullanmayı sevmiyorum. Sadece bir şey olarak yani, nasıl diyeyim, odada bir efekt olarak duruyorlar. Burada Manu Ginobili, Allah, iPad düşürdü. Tövbe estağfirullah. Burada arkadaşlar Manu Ginobili ve Cristiano Ronaldo'nun maketleri var. Görmüş olduğunuz gibi adamlar koltuk aldı, kılına kadar yapmış yani, öyle söyleyeyim. Burada arkadaşlar geliyoruz, birkaç tane fotoğrafım var. Burada Doğal Şok 4'ün kutusu var. Asus Cerberus'un kutusu ve Beat Studio'nun kutusu var arkadaşlar. Beat Studio'yu 500 TL'ye almıştım. O zamanın zamanı parası 1400 lira falandı. DNR'deki kampanyayı yakalayıp vurgun yapmıştı. Burada bir sürü defter var. Üniversite defteri olsun, işte lise defteri olsun. Bayağı defter var arkadaşlar. Ama hiçbirini kullanmıyorum. Sadece duruyor. Bunların burada durması beni birazcık arkadaşlar sevindiriyor diyebilirim. Ya yani böyle boş olunca böyle sevmiyorum arkadaşlar açıkçası. Şimdi bilgisayar kısmına geçiyoruz. Evet. En çok istenilen kısım. Burada arkadaşlar hemen şöyle gösterelim. Aşağıda benim bilgisayar kasam var. Şöyle sağa doğru da uzanıyor arkadaşlar. Bütün kablolar görmüş olduğunuz gibi. Daha doğrusu bilgisayara başlamadan önce şeyi de söyleyeyim. Çoğu kardeşim bana diyor işte, abi sen nasıl ders çalıştın, nasıl yaptın falan. Arkadaşlar hayatta kandıramayacağınız tek kişi kendiniz yani. Bunu asla unutmayın. Benim çok arkadaşım var. Üniversite sınavına girdikten sonra işte olan keşke daha çok çalışsaydık dediği çok arkadaşım var. Ben size söylüyorum yani arkadaşlar. Gerçekten lisede derslerinize önem verin. Çünkü üniversiteye geldiğiniz zaman 0.6'ya çarpılmışız sizin. Sizin neyiniz oluyor? Sizin notunuz ekleniyor YGS'de. Bu gerçekten çok önemli. Bu arada bir tane takipçimin arkadaşlar, Göktuğ kardeşimizin şeyiyle benim şeyim aynı. Bakın. Vallahi aynı lan. Hakikaten aynı ha. Gerçekten aynı. Benzerliğim bu kadar arkadaşlar. O yüzden derslerinizi her zaman çalışın. Hiçbir zaman eksik etmeyin. Her zaman ilk önceliğiniz dersiniz olsun. Şimdi bilgisayar arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi burada öncelikle şundan bahsedeyim. Bundan arkadaşlar kesinlikle alın. Bak Türkiye'de arkadaşlar özellikle bu yapılanma döneminde inşaatlardan sonra, şu ışıkta tutayım. İnşaatlardan sonra sürekli elektrikler gidip geliyor.
Bunun böyle olması sizin aletlerinizin bozulmasını sağlıyor. O yüzden arkadaşlar mesela bize elektrik gittiği zaman benim bu kasam içinde bir tane nasıl diyeyim size, anahtar tarzı bir şey var, onun adı vardı farklı bir adı, onu unuttum. O anahtar arkadaşlar sıkıntıya girdiği için sürekli benim bilgisayarım yanıyordu. Yani görüyorsunuz bu bilgisayar yanıyordu. Bunu aldım arkadaşlar, bu birazcık daha içine güç tuttuğu için bilgisayar hemen şok diye kapanmıyor da birazcık daha orantılı kapanıyor ve bu şekilde bilgisayarım bozulmuyor. Bu adaptörlerden kesinlikle almanızı öneriyorum. Burada arkadaşlar dediğim gibi inanılmaz Logitech G950078 değil arkadaşlar. Bilmiş olduğunuz gibi normal Asus'un bilgisayarını aldığınız zaman gelen Bluetooth'lu bir wireless'lı bir klavye. Gerçekten çok memnunum, hiç de değiştirmeyi düşünmüyorum. Böyle oyuncu klavyesi falan filan bana çok gereksiz geliyor. Ben gerçekten arkadaşlar hani bunun işiniz ya, yani normal bir bilgisayarın, yani sonuçta siz CSGO'da pro oyuncu falan değilsiniz. O yüzden normal bir klavye işinizi bence görecektir. Burada arkadaşlar Asus'un bir tane monitörü var. İnanın bana bunun monitörün şeyini, modellerini falan bilmiyorum ama zaten her gittiğiniz yerde bulabileceğiniz bir monitör görüp alabilirsiniz. Bunu almamın sebebi bunun hoparlörü de olması. Çoğu monitörde arkadaşlar hoparlör olmuyor. Hoparlörü de ayrıyetten almanız gerekiyor ve ayrıyetten bir yer kaplıyor. Ama bunda öyle bir şey olmadığı için gerçekten arkadaşlar benim işimi görüyor. Hemen arkasını da göstereyim. Yani kullanışlığını anlamanızdan ötürü arkadaşlar. Bayağı böyle 2 tane HDMI girişi, 3 tane HDMI girişi var pardon. Burada işte bir sürü giriş falan var. Gerçekten çok ama çok kullanışlı bir monitör arkadaşlar. Hatta şurasında yazıyor mu? Dur bakayım. Yok yazmıyor. Yok yazmıyor. Şey sorusu çok geliyor. Abi, neden arkada paşalar gibi bir koltuk varken neden bu koltuk? Hemen açıklıyorum. Çünkü arkadaşlar ben video çekerken, FIFA oynarken, arkadaşlarımla konuşurken falan böyle çok sinirli birisiyim. Mesela FIFA'da sinirlendiğim zaman böyle ayağa falan kalkıyorum. Ve ayağa kalktığım zaman da bunun bu tekerleri kırılıyor. Ve tekerlerin tanesi 2,5 TL olduğu için arkadaşlar ayda toplam 4-5 tane arkadaşlar tekerlek kırıldığı için yani malumunuz arkadaşlar zarara giriyoruz. O yüzden bunu kullanıyorum. Bu da burada motif olarak duruyor. Arada böyle oturuyorum falan filan. Inter Milan. Burada arkadaşlar PlayStation 4 için kullanmış olduğumuz ekipmanlarımız var. Philips biliyorsunuz zaten televizyonumu. 5-6 sene önce almıştım. O zaman en iyi televizyonuydu. 500 TL falan da o zaman. Hala da kullanıyorum. Çok memnunum. Herhangi bir sıkıntısı yok. Ve Full HD arkadaşlar. Yani bu kadar sene önce olmasına rağmen Full HD. Ve benim gözümün hani biliyorsunuz durumunu ışığa karşı alerjim olduğu için. Mesela bakın şöyle ışık tutayım. Işık tuttuğunuz zaman bak böyle parlamıyor. Hani diğer camlar gibi parlamıyor. Işığı biraz arkadaşlar yutuyor diyebilirim. Bu öyle bir şey olduğu için benim gözüm de daha rahat gördüğü için bu televizyonu asla değiştirmeyi düşünmüyorum. Bu arada hazır ışığı tutmuşken telefonumu göstereyim. iPhone 4S. Çok soruyorlar arkadaşlar. Kalitenin yani babası. Çok seviyorum. Dünyadaki en sağlam telefonlardan bir tanesi bence. Kırılma şey falan yok. Hatta ruhsatla satıyorlar arkadaşlar. Polisiye gidip ruhsatınızı alabilirsiniz 4S için. İnanılmaz bir telefon. Dediğim gibi benim elektroniğe bakış açım abi benim ihtiyacımı karşılıyor mu? Arıyor muyum? Arıyorum. Instagram, Facebook, Twitter, Snapchat dibine vuruyor musun? Vuruyorsun. Sizlere mesaj atabiliyor muyum? Atıyorum. YouTube'dan videomu atabiliyor muyum? Atıyorum. Tamam abi o zaman bu bana yeter. Hiç boşuna gidip Apple'a 3,5 milyar daha kazandırmaya gerek yok arkadaşlar. iPhone 4S kullanıyorum haberiniz olsun. Burada arkadaşlar çok değerli bir Matara diyorum ben buna arkadaşlar. Matara. Çok seviyorum Matara demeyi. Gerçekten muazzam yani. 750 mililitre alıyor. Gerçekten çok iyi arkadaşlar. Hastasıyım yani. Bu matara gerçekten fişek yani. Okul olsun, oda olsun hep bunu kullanıyorum. Burada arkadaşlar beyaz PlayStation var. Neden beyaz diyeceksiniz arkadaşlar. Çok seviyorum. Hatta siyahı vardı bunun. Birazcık böyle fan sıkıntısı falan olmaya başlamıştı. Direkt gidip satmıştım. 200 lira daha koyup bunu almıştım arkadaşlar. Burada Blue Yeti var. Sevgili konsol kulübünün sahiplerinden Fatih abim ve Cenab abim sağ olsun. Bana bunu almamda çok yardımcı oldular arkadaşlar. Konsol kulübü Şirin Evler. Oyun almaktaki bir numaralı adresiniz olsun. Ve benim 8 senelik tanıdığım abilerim. Hani ben kefilim öyle söyleyeyim size. Bir şey alacakken yazın bana. Ben bile gelebilirim belki. Burada Logitech C270 var. Bu da tekrardan Fatih abimiz sayesinde gelen bir ekipman. Benim işimi görüyor. Yani gerçekten görüyor. İnanın ki bana gerçekten ekipman önemli değil. Önemli olan karakteriniz. Burada arkadaşlar kumandam var. Kamuflajlı kumanda. Bu şey değil yani. Bu özel yapım vesaire falan değil. O soru da çok geliyor. Bu özel yapım falan değil arkadaşlar. Bu bildiğiniz Sony'nin orijinal bandrolü resmi her yerde sattığı ürün. Yani bunu sizler de gidip alabilirsiniz arkadaşlar. Bana bununla ilgili en az 2-3 tane mail gelmişti yani öyle söyleyeyim sizlere. O yüzden arkadaşlar bunu gidip alabilirsiniz. Ben çok sevdiğim için bunu aldım. Fiyatları aynıydı. Bu gerçekten daha iyi. Burada gözlüğüm var arkadaşlar. Oyun oynarken kullanmış olduğum gözlüğüm var. Bu dediğim gibi birazcık böyle yapay ışıkları kırmakta daha çok işimi görüyor. Ama şuradaki gözlüğüm nerede o?
Buradaki gözlüğüm de arkadaşlar, bu normalde yani bu tamamen güneş ışığı için olan gözlüğüm arkadaşlar, haberiniz olsun. Onun dışında göstermek istediğim bir şey daha var arkadaşlar sizlere. Burada Elgato Game Capture var. Bunu da İsviçre'den sevgili arkadaşım Aydın Güven kardeşim bana bunu getirdi. Çok sağ olsun ki. Dediğim gibi böyle bazı dostluklar, bazı arkadaşlıklar gerçekten de çok önemli. Yani eğer dostunuz, kardeşiniz varsa onu kaybetmeyin arkadaşlar. Benim size bir abiniz, kardeşiniz olarak verebileceğim en büyük tavsiye. Burada da arkadaşlar FIFA 17 Play Beautiful değil. Bunun şeyi farklıydı. FIFA 16 Play Beautiful. Her neyse, bu da bilmem neydi arkadaşlar. Bunu almak için kaç günümü verdim size, çünkü ben size söz vermiştim. Ben her zaman sözünde duran birisiyim arkadaşlar. Yani durmaya çalışan birisiyim. Tabii ki öyle ekstrem durumlar olduğu zaman maalesef bir şeyler oluyor. Ama Allah'a şükür şu anda hepsinde durdum size verdiğim sözlerde. FIFA 16'da Türkiye'de alıp ilk çeken benim full oyunu. FIFA 17'de Türkiye'de full olarak ilk alıp çeken de benim arkadaşlar. Size sözümde durmuştum. Hepiniz hatırlarsınız yani. Güzel oyun ama benim beklentimi karşılamadı. Bu oyundaki şans faktörü kalkmadığı sürece pek de kimsenin de beklentisini karşılayacağını düşünmüyorum arkadaşlar. Açıkçası bunu da söylemeden geçemedim. Burada da arkadaşlar görüyorsunuz FIFA'nın CD'si var. İçinde de NBA var. Takipçilerle NBA falan filan hep oynuyoruz arkadaşlar. Şimdi size bir şey daha göstereceğim. Biliyorsunuz ki ben engelli kardeşlerim için arkadaşlar canlı yayın açacağım diyordum sizlere. Bir tane bana bir uygulama yazdı arkadaşlar. Uygulamanın adı Crowd Scores diye bir uygulama. Dedi işte sponsorumuz olur musun vesaire. Ben normalde kabul etmiyorum arkadaşlar. Böyle FIFA'da kumar siteleri falan oluyor ya böyle. Yok işte Betla, Katla falan. Hep onlardan geliyordu. Kabul etmiyordum. Bu geldi, kabul ettim. Biliyorsunuz ki engelli kardeşlerim için canlı yayın projem var. O gün en az 70.000 FIFA point açmak hedefim var benim. O yüzden de para biriktiriyorum şu anda. Bu adam dedi ki bana, hani sen eğer bizim uygulama diye bir sayıda indirilirse ben sana bir tane daha proje getiririm. Bu arada sen de projeni tamamlamış olursun dedi. Bu arkadaşlar uygulama Android ve iOS'ta olan bir uygulama. Bu videoyu izleyen herkesten bir ricam var. Aşağıda ben linklerini koyacağım. Aşağıdaki linklerden girip indirmeniz gerekiyormuş benim ismim yazdığı için. Aşağıdaki linklerden arkadaşlar girip bunu indirirseniz çok sevinirim. Gidin indirin, sonra silin yani. O umurumda değil. Bir indirme gelsin ama adama. Benim için önemli olan nokta o. Çünkü eğer onu da başarırsak arkadaşlar, bu projeden bir tane daha proje alırsam yani gerçekten inanılmaz verimli, inanılmaz güzel bir proje olacak. İnanılmaz harika bir proje olacak. Yani gerçekten konuşamıyorum. Şimdiden bile çok heyecanlıyım. Engelli kardeşlerimiz için çok süper bir yayın hazırlayacağım sizlere. Emin olabilirsiniz. En az 70.000 FIFA point arkadaşlar. En az. O yüzden para biriktiriyorum arkadaşlar. Bu uygulamaya gidip indirirseniz linklerden çok memnun olurum. Ama yani tabii bunları geçtim. Benim en önemli ekipmanım var abi. Dur. Ben en önemli ekipmanımı göstermedim abi. Bir dakika. En önemli ekipmanım benim burada abi. Baksana. En önemli ekipmanım bu benim. Beni izleyen, beni seven, beni sayan, zamanını ayıran, benimle birlikte eğlenip, benimle birlikte ağlayan, duygularımızı paylaştığımız 17.000 tane kardeşim var. Benim için en büyük gurur, en büyük mutluluk, en büyük ekipman budur abi. Yani ben bunun üstüne bir şey tanımam. Sonuçta ben bu videoyu çekiyorsam bunu sizler için çekiyorum. Sizlerin izleyeceğini bildiğim için çekiyorum. Bu bile benim için inanılmaz bir şey arkadaşlar. Gerçekten çok sağ olun, var olun. Kanaldaki ilginiz mükemmel. Bakın like'lar ortada 939, 1000 hani şöyle görüyorsunuz arkadaşlar. Gerçekten çok destek oluyorsunuz bana. Çok çok mutluyum yani bu desteğinizden dolayı. Beni nasıl motive ettiğinizi yani bilemezsiniz abi, öyle söyleyeyim sizlere. İnanılmaz beğeniler atıyorsunuz. Beni mutlu ediyorsunuz. Gerçekten çok teşekkür ederim. Ya dediğim gibi hani bazılarınız diyor ki sen beğeniyle para mı kazanıyorsun? Yok sen şununla bununla para mı kazanıyorsun? Al kardeşim ben sana kaç para kazandığımı göstereyim bu aylık. 0.0. Çünkü ben dediğim gibi bu işe para kazanmak için başlamadım. Bu iş benim bir hobim. Benim asıl hedefim iyi bir yazılım mühendisi olup iyi bir şirkette çalışmak. Bundan aldığım bilgilerle de sizi mutlu etmek. Benim tek amacım bu arkadaşlar. O yüzden videolarımı beğenirseniz çok sevinirim. Ya yani 1000 beğeni geçmek yani benim için çok aman aman olmazsa olmaz bir şey değil. Ben sadece motive olmak için. Yani benim motivasyonum o arkadaşlar. Hani hiçbir para falan kazanmıyorum göstermiş olduğum gibi. O yüzden bu akşam belki canlı yayına gelebilir arkadaşlar. Haberiniz olsun. Canlı yayın için sizler için 400K'lık paket biriktirdim. Onu da söyleyeyim. Güzel şeyler yapacağız sizlerle birlikte. İnanın bana. Siz bana destek oldukça ben her zaman yanınızdayım. Bunu da hiçbir zaman unutmayınız. Videomuzda 1000 beğeni geçersek çok sevinirim. Aynı şekilde GTA San Andreas'ı PlayStation 4 için çekelim mi çekmeyelim mi? Onun da yorumlarını videonun aşağısına yaparsanız beni çok mutlu edersiniz. Yarın tekrardan bomba bir video ile görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın arkadaşlar ve hoşça kalın.